Schön, dass du was hast überhaupt. Prinz Lüthe ist, was geht, was sind wir am Prinz arkadaşlar? Come to Ova Kartal diyoruz. Come to Beşiktaş. Atkısıyla. Arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Şimdi birazcık değişik bir giriş oldu. Sanırım benim zaten normal girişimden de biraz değişik giriş oldu. Ama her neyse arkadaşlar, bugün keyifler yerinde nedense. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Yavru Kartal hastalanmıştı. Çok kötü orta kulak iltihabı vardı. Ateşi 40'a falan fırlıyordu arkadaşlar. Onun telaşına doz video çekemedim. Özür dilerim arkadaşlar. Zaten bunu Instagram'da paylaşmıştım. Her neyse arkadaşlar. Onu geçemeyen Yavru Kartal düzeldi zaten. Allah şükürler olsun. Sağlığı yerinde şu an. Birazcık şöyle bir dönem yaşıyor. İnatçı keçi gibi aynı. Her şeye mıy mıy bir şeyler şey yapıyor arkadaşlar. Her şey inat gidiyor böyle bakıyor bir de. Şimdi arkadaşlar bu benim Minecraft takımımın oyuncularını göstereceğim sizlere. Daha doğrusu top çekilimi olacak bu arkadaşlar. Benim bütün çektiğim siyah topları sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz YouTube'a bayağı bir uzun ara yaptım ama orada ben Minecraft oynadım çoğunluk. Ve oradaki çektiğim oyuncuların videosunu yani hep kaydettim zaten arkadaşlar çoğunu ya da hepsini hemen hemen. Onu şimdi size göstereceğim hangi oyuncuları seçtim çektim arkadaşlar. Toplam 16 tane siyah top. Daha öncesinde 5 tane vardı zaten arkadaşlar. Göstereceğim altın oyuncular buradaki kilit oyuncularım. Çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Onu birazdan söyleyeceğim video içerisinde göstereceğiz. Böyle kalbim cız etti vallahi gerçekten cız etti. O kadar çok beklemiştim çünkü. Ama her neyse arkadaşlar. Toplar dönüyor arkadaşlar. Bu benim sizden görmedikten sonra ilk çektiğim siyah top. Böyle baka girdi ve siyah top geldi arkadaşlar. Yani 16 siyah topun birincisi buydu. Ve bu gerçekten çok iyi bir çekiliş oldu. Hemen anladım savunma oyuncusu arkadaşlar. Sol kanada oyuncu genekti. Daha sol beke ve David Alaba Bayern Münih'ten transfer ettik bizim takıma. Burada da Andan Kazu formasıyla arkadaşlar. Sonra bunu birkaç kere değiştirdim. Yani ilk çektiğim top Alaba'ydı arkadaşlar. Bu şimdi sırayla böyle geçecek. Sizlere ben böyle anlatacağım hangi oyuncular geldi arkadaşlar. Sonra şu topta arkadaşlar bakın oyuncu sadece siyah top. Ronaldinho da vardı sanırım bunda. Ama tabi pek emin değilim. Yani çok iyi oyuncu. Ronaldo, Messi, Ronaldinho hepsi gelebilirdi. Ki benim PES'teki 18 zaten çok şansım yoktu çekilişlerde. Gitgide bakın arkadaşlar kim geliyor. Hareket çekiyor şey dedim lan. PES'in futbol en cüce oyuncusu geldi. 1.63 boyuna Insigne. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı şok olmuştum. Böyle yüzüm küp de çöküvermişti. Ama iyi şey çalımları iyi. Şey ilk 16'mda yok ama onu yedekte tutuyorum. Sonra bu oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Zamanında Real Madrid'de oynamış. Şimdi Paris'te arkadaşlar. Bayağı sağ kanat kullanabiliyorsun. Sol kanat, orta sağ. Bakın arkadaşlar Di Maria. Evet. Di Maria arkadaşlar. Bu güven için çok yedeklerde kalıyor ama hep çoğun ikinci yarı bu oyuncuyu sokuyorum. Benim birinci şey Muhammed Salah. O Salah'ya da en yüksek seriye getirdim. 89 seviyesinde. Ben de Salah. Level 50 sanırım ya da 51 mi bilmiyorum. Sonra bu çok yine kilit oyuncularından biri arkadaşlar. Siyah top gelecek yine. Bakın böyle baka güleden bunu gel biliyorum siyah top geleceğini. Ben çoğu oyuncularımı zaten yükselttim güç olarak. Yani antrenman yaptım. Bam arkadaşlar. Coutinho. Bu zaten PES'in Neymar'dan sonraki kapak oyuncusu. Ve Coutinho bunu da bayağı yükselttim. 89-90 arası olması lazım şu an. Ve bomba oyuncu arkadaşlar. Hem önde her yeri kullanabiliyorsun ve ofansif orta sahada kullanabiliyorsun. İlk çektiğim bomba forvet gelecek arkadaşlar şimdi. Gerçi hala kullanıyorum. Hatta bunun gücünü 90 ya 91'ime ne yaptım bu oyuncuyu da. Çok sevmişim çıktığında. Romelu Lukaku arkadaşlar. Manchester United'den aldık. Buna 90 yaptım sanırım. 90 olması lazım gücü. Hem hızlı hem şut gücü var arkadaşlar. Hepsi var. Bitiriciliği de iyi. Çok güzel bir forvet. Şimdi çekeceğim göreceğiniz arkadaşlar. Bakın bunu hemen çekmiştim. En güçlü forvetim. Derece olarak. Bitiriciliği de bomba. Bilirsin zaten arkadaşlar. Bizim vampir Dracula Luis Suarez arkadaşlar. Luis Suarez 92 bu bende şu an sanırım 93 gücünde. Her şey iyi. Çalım şeyi de yani bitiriciliği de iyi ama benim oyun stilime göre birazcık yavaş kalıyor. Nedense bilmiyorum. Böyle tam ısınamadım. Yani iyi forvet tabii. Ama benim esas ana forvet birazdan gelecek. Şimdi o anlattığım sarı oyuncu benim için siyah oyuncu değerindeki sarı altın oyuncu gelecek. Bu oyunun en kilit oyuncularından biri arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim bunu. Zaten Dünya Kupası'nda en iyi, şu son Rusya'da en iyi yetenek seçildi.
genç oyuncu Mbappé arkadaşlar. Burada 82, ben bunu şu an ya 89'da bende ya 88-89 ya da 90 o aralarda. Ve inanılmaz iyi arkadaşlar. Gerçekten çalımları falan böyle çok değişik bir çalım atıyor. Kilit oyuncularından biri. Bu yani olmazsa olmazlarından biri arkadaşlar. Ama yedekler istiyorum onu da ev. Yani esas ana şeyimde değil. Sonra neredeyiz? Heh, buradayız. Yine yine siyah top değerinde altın oyuncuyu gösteriyorum artık sizlere. Ama bunu çok kullanmıyorum. Bu yedeklerimde. Hatta yedeklerim yedeklerinde. Kadroda yok. Osama Dembele arkadaşlar. Bu da çok iyi. Çalımları bayağı iyi. Ama dediğim gibi çok kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar benim kalbim gitti bundan. Level 1 oyuncu çıkacaktı. Biliyordum zaten. Gümüş geldim. Olan dedim böyle. Sonra bir baktım arkadaşlar Ricardo Quaresma level 1. O kadar sevindim ki. Çünkü bunu çok istiyordum. Hiç çıkartamamıştım. Ama çok çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Onun için bu şeyden sonra söylerim. Atak aldım. Neyse benim birinci numara şeye geliyoruz arkadaşlar. Yani Quaresma'ya atak aldım. Ne yazık ki. İstemeyerekten. Benim bir numara forvetim. Santrofor'um bu oyuncu. Pierre-Emerick Aubameyang arkadaşlar. Çok 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 iyi. Ben bunu yine yükselttim. 90 üstü gücünde bende bu oyuncu. Ve çok iyi arkadaşlar. Gerçekten süratına bakın. 97 hızında patlamıyor. 96. Bomba bir oyuncu arkadaşlar. Sonra şu efekt oldu. Siyah top. Bu oyuncuyu da Almanya milli takımından tanırsınız. Borussia Dortmund'lu. Marco Reus. Dortmund'da olmasına rağmen sevdiğim bir futbolcu arkadaşlar. Ben biliyorsun Schalke 0'dır taraftarıyım Almanya'da. Reus. Onu da kullanmıyorum. Yedeklerimin yedeklerinde. Yani kadro dışı. Arada bir alıyorum. Di Maria değiştiriyorum bazen. Sonra çektiğim ilk iyi. Bence yaşayan efsanelerden biri arkadaşlar. Kaleci. Juventus'tan Paris'e transfer oldu. Kim olabilir acaba? Buffon arkadaşlar. Gianluca Buffon. Bu da bomba bir kaleci. Oyunun sanırım ikinci en güçlü kalecisi. Eğer yanılmıyorsam birincisi Manuel Neuer. Neuer yok. Ama benim bu bir numaralı kalecim değil. Bir numaralı kalecim şimdi gelecek. Onu hemen göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bir numara kalecim. Oblak benim. Aslında bu defansif stil kalecileri sevmiyorum. Ofansif şey daha iyi oluyor. Çünkü o zaman kaleci vuruşları, topa ayak tepişi daha hızlı gidiyor toplar. Bilmiyorum. Osa'nın defansif şeylerde birazcık daha böyle top yukarı doğru çakıyor. Ama Oblak refleksleri çok iyi. Burada level 1 çabucak yükseltebiliyorsunuz bu oyuncu arkadaşlar. Ben de şu an 91'de falan gücünde. Sonra benim en çok istediğim oyuncu Modric arkadaşlar. Modric'in alternatifi benim için. Modric kadar neredeyse çok önemli orta saha oyuncum. Olmazsa olmazlardan yine arkadaşlar Verratti. Bunu da bayağı yükselttim güç olarak. Tekniği çok iyi. Yani çalımlar falan, paslar falan. Boyu ufak sadece. O sıkıntı var. Sonra bunu hemen basa kaldım. Arkadaşlar Neymar çıktı. Bizim yani ilk 11'deki sol kanat oyuncumuz arkadaşlar Neymar. Acayip sevmiştim arkadaşlar. Çıkarttığım Suarez'den sonra en iyi oyuncu buydu. Bu da şu an 93 civarında. Ama bu bir şey Dünya Kupası'na hiç hoşuma gitmedi ya. Çok böyle mızmız bir tuhaf. Birazcık kendini beğenmiş gibi bir tuhaf şey gelmişti. Neyse. Arkadaşlar sonra Legends. Yani %100 bir efsane gelecekti. Öyle bir top açılımı vardı. Bir şey vardı. Agent, Special Agent arkadaşlar. Ve şuna bakın. Şu oyunculardan biri gelecekti. Maradona, Cruyff, Romario, Ronaldinho. Çok istediğim bir oyuncu arkadaşlar. Hepsine en çok istediğim Ronaldinho, Maradona. Bunların ikisi. Beckham, Roberto Carlos ve Figo. Yani en istemediğim oyuncular Figo ile Carlos'tu açıkçası. Hatta Beckham'le bile üzülebilirdim. Bir de Romario da istemiyordum. Çünkü forvetim zaten iyiler vardı arkadaşlar. İstediğim bir numara Ronaldinho'ydu. Maradona da bir numara. X'en X'i gelse sevinirdim. Sonra bir de Cruyff. Yani bunlardan biri gelse sevinirdim. Sonra arkadaşlar. Böyle gittim. Evet dedim. Bastım. Ve siyah toplar dönmeye başladı arkadaşlar. Benim kalbim küt küt atıyor şu an burada. Yani inşallah gelir diyorum Ronaldinho'ya da Maradona. Çünkü çok gelme olasılığı çok yüksek bir durumdu. Kalbime küt küt atıyor. Sonra bekledim. Bekledim arkadaşlar. Top durdu. Siyah top derken baktık. Zaten şu animasyonu gördüğümde moralim bozuldu. Roberto Carlos geldi arkadaşlar. Ne yazık ki. Ne yazık ki demeyeyim. Çok bakın aslında Alaba vardı ya, hiç gerekli değildi. Ondan üzüldüm. Aslında sevdiğim bir futbolcu. En sevdiğim sol bek. Bence dünyada gelmiş en iyi sol bek.
Berk'te bunun kadar hiçbir daha gelmez arkadaşlar. Roberto Carlos, Real Madrid, bir de Fenerbahçe efsanesi. Ama dediğim gibi Alaba olduğundan üzülmüştüm. Neyse sonra altın bir kaleci gelecek. Bu da Beşiktaş'ta çok görmek istediğim bir oyuncu arkadaşlar. Ama hiçbir zaman gelmez sanırım. Donnarumma. Nasıl okunuyor tam onu da bilmiyorum. 82'yi kadar yükseltebiliyorsunuz şu oyuncuyu arkadaşlar. Sonra Beşiktaş'ın arkadaşlar Sergio Ramos'u futbol kim öğretti? Kim öğretti? Pepe tabii ki arkadaşlar. Buna çok sevindim. Pepe çıktı. Zaten benim kadroda Pepe de var yedeklerde ama. Okey arkadaşlar yavaş yavaş son iki topa geliyoruz şimdi. Ondan sonra bu videonun sonuna geleceğiz. Bakın arkadaşlar Maradona Black Ball vardı. Bu Special Agent'ı sadece PES'in canlı yayına bakan kişilere veriyordu. Twitch üzerine canlı yayın yapıyorlar. Turnuva vardı. Resmi şey turnuvası, PES turnuvası arkadaşlar. Ona Twitch'ten bakanlar üye olup Twitch'ten bakan ve bir şeyi aktive edenlere bu top şeyi geliyordu. Yani sizler de PES 2019'a mutlaka şeyin yayınlarına bakın arkadaşlar. Live streamlerine, canlı yayınlarına PES'in. Böyle hediyeler geliyor, para geliyor ya da Minecraft parası falan geliyor. Neyse arkadaşlar Maradona top gelme şansı yine elime geçmişti. Çok istediğim bir oyuncuydu. Çünkü benim ondan önceki şeyde zaten bir Maradona'm var ama o bu 97 gücünde değil. Sonra arkadaşlar 10 cana şeyde en kötü gelme ihtimali 85'ti. Kim geliyor? Nijelya formayla. Arkadaşlar şansıma bakın ya. Edin Dzeko geliyor 85. Hiç gerekli değil. 31 yaşında yani mübarek yaşta bir adam. 93 boyunda. He iyi mi forvet? İyi normalinde ama işte bize şey bize göre iyi değil. Bizim takıma göre iyi değil. Son siyah topum da arkadaşlar bu. Juventus'un Arjantin yıldızı forveti Gonzalo Higuain. Bu da iyi aslında. Ama bunu da yedeklerde tutuyorum. Daha doğrusu kadro dışı bırakıyorum şu an. Gonzalo Higuain arkadaşlar. Bunları çektim. Daki Minecraft bölümünde ona geleceğim şimdi zaten. Göstereceğim bütün oyuncuları. Ama şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki Minecraft bölümde ben şu an sanırım 4. ligdeyim arkadaşlar. Yani 4. klasmandayım ve daha henüz hiç maç yapmadım. Benim denemek istediğim bir challenge var. O da namı alıp bir sezonu bitirmek arkadaşlar. Yani bütün maçları 10 maçın da 10'unu yenmek lig 4'te çok çok zor olacak. Yani en azından 3. çıkmak ilk hedefim olacak. Ve mümkünse namı alıp arkadaşlar. Yani hiç yenilmeden böyle bir perfect season yapmak istiyorum. Perfect league season arkadaşlar. İnşallah başlarız. Bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle inşallah olacak. Neyse. Benden şimdi bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşuna gitmiş videolar. Yani size kadro video geçmeden önce yani Minecraft oynamadan önce böyle bir kadromu göstereyim dedim. Şu anki kadromuz böyle. Bir dahaki Minecraft şeyinde de bölümde de maçlar yapacağız. 3 maç olacak arkadaşlar. Ve 4. klasmandan 3. klasmana çıkmaya çalışacağız. PES 2019'a gelecek kadar böyle bir artık bitireceğiz arkadaşlar. Neyse. Videonun başında gösterdiğim gibi eğer abone değilseniz arkadaşlar hemen şöyle yine göstereyim. Come to Baba Kartal diyorum. Böyle. Öpüyoruz. Ve umarım bu video hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Destek çok önemli. 50 bin çok az kaldı arkadaşlar. Adım adım ilerliyoruz. Sizlerin desteği son zamanlarda gerçekten harika. Sizleri çok çok seviyorum. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum sizlerden arkadaşlar. Öpüldüğüz. Bir dakika görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye. Tchuu.